Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, ben Emre Saygan. Hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dostlar, 2022 yılının ilk haftasının otopazarı videosu başlıyor. Bakalım fiyatlarda bir değişiklik var mı ki ben zannetmiyorum. Nasıl arabalar var? Yine aynı arabalar halen burada mı, devam ediyorlar mı getirmeye? Şimdi detaylarıyla hepsi videomuzda. Şöyle siftahımı 320.000 TL ile Toyota Corolla ile açıyorum dostlar. 2018 model 70.000 kilometrede 1.6 benzin LPG. Böyle müşteri şikayeti az olan araçlardan, böyle ömürlük makinalardan diyebilirim Toyota Corolla için. Lastikleri falan gayet güzel duruyor. Araba temiz duruyor. Belli ki binici arabası. İçinde de amcam var. Özelliğine gelince 1.6 olması güzel. 1.33'lükten iyidir diye düşünüyorum. Şurada geçen haftanın, hatırlarsanız, koronası var. 82.700 TL. Geçen haftayla kıyaslayabilirsiniz dostlar. Oradaki fiyatla. Burada yine o, yine geçen haftanın 315.000 TL. 315.000 TL'lik Ford Focus var dostlar. Bunu da görün şöyle. 1.6 Trend X 140.000 kilometrede Ford Focus. Şurada bir dayım diyor ki bizi çektin ama çıkmadık diyor. Dayı, geçen hafta yayınladım, salı günü. İzlemiş olman lazım. Yok, varsındır. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun. Nasıl piyasa? Amin. Gezdiniz mi? Nasıl piyasa? Halen aynı değil mi? Allah sonunu hayretsin. Görüşmek üzere. Dostlar, 400.000 TL'ye Toyota Corolla var bakın burada. 2019 model, otomatik vites 47.000 kilometrede. Böyle çiçek paket. Görün, sıfır niyetine alınabilecek makinalardan. Double ekran falan var bunda. Şöyle içine doğru da bir geçelim. Lastikleri falan zaten yepyeni. Diyecek söz yok. Otomatik vites demiştik zaten. Şöyle içini de çekeyim size. Tiril tiril, tertemiz, sıfır niyetine alınabilecek bir makina. Bilginiz olsun. Kapısı falan zaten beton gibi kapanıyor. Şöyle çiçek gibi, bak, tertemiz ya. Tam pazar arabası. Yani böyle güzel tiril tiril yapmış getirmiş abimiz. Devam ediyoruz. Dostlar bakın ne var. 339.000 TL'ye Elegance paket muhtemelen. Ya da paketini siz daha iyi bilirsiniz ama Elegance'mış. Otomatik vites, böyle güzel bir Honda Civic var, 2015 model. Bunu da böyle kadrajımızı almış olalım. Güzel önde park sensörleri falan da var. Bilmiyorum sonradan mı takmış ama fena değil gibi. Lastikleri Sava marka. Böyle sunroofu manroofu var. Güzel böyle, içi tertemiz. Şunu da göstereyim içini de. Oh, kapısının açılması falan. Gayet başarılı. Deri döşeme var dostlar koltuklarda. Görünmüyordu da. Şurada güzel bir double ekran güzel gidermiş ama gayet başarılı. Bak, kapısının açılıp kapanması falan çok güzel. Ortada böyle eşik yok. Honda güzel arabalar yapıyor ya. Yeni kasası falan çok başarılı. İşte bu tek bunlardaki sıkıntı yol sesini içeriye almasıydı. O da yere yakın olmasıyla alakalı ama halen devam ediyor mu bilmiyorum. Bakın böyle güzel görünüyor. Hemen yanında da ne var? Eski kasası var. Bunu da görün. İkisi de tiril tiril. Çok güzel. Goodyear lastik koymuş. Bu da başarılı. Bu manuel vites. Kapısı açık. Evet. Bunu da görün böyle. İçi nasıl güzel görünüyor. Şimdi bunun fiyatına bakacağız. Normalde bir ara niyetlenmiştim ben buna. O zamanlar 145.000 TL aralığındaydı. Yaklaşık 2-3 ay önce. Bakalım şimdi. Kapısının kapanması falan güzel. Şöyle ne olmuş? 169.000 TL olmuş. Fena değil. 2007 model premium paket. 197.000 kilometrede LPG'liymiş dostlar. Bunu da böyle görün. Güzel, tertemiz yapmış. İşte pazara gelecek araba böyle olmalı. Bak, tiril tiril, mis gibi. İkisi de Honda. Biri yeni, biri eski kasa. Yine Verso'muz var, hatırlarsınız bunu. 2007 model 172.500 TL'ydi. Bunun fiyatı, bunu da görün. Neyimiz var? 80 plaka. Burada Fiesta'mız var. 2013 benzin 134.000 kilometrede 215.000 TL demiş. Titanyum paket, telefon numarasını şöyle çekeyim sizlere. İyi satışlar, iyi pazarlar. Şöyle aşağıya doğru inelim dostlar. Diğerlerini es geçtim. Niye? Aynı arabalar. Bakın bu Broadway'de hatırlarsınız. 66.000 TL yazmıştı geçen haftadan. Yine şurada kedimiz var geçen haftadan. Böyle biraz hızlanayım aşağıya doğru. Çünkü aynı arabalar. Fiyatlar
artmış gibi. Bak 128.500 TL demiş. 2004 model. 265.000 kilometredeki böyle alacalı bulacalı Focus'a. Yazık günah ya. İnanılır gibi değil. Fiyatlarda gevşeme yok. Şöyle hızlanıyorum. Bakalım ne var şurada, bir Doblo var. Hadi bakalım Doblo'ya ne yazmışlar. Doblo'daki dayım böyle çok güzel uyumuş. Fiyat bilgilerini yazmamış. İçeride uyuyor. Rahatsız etmeyelim. Arabaya da arkadaş ne olmuş buna böyle? Yani şunu hiç mi temizlemezsin bak. Böyle adamın arabası alınır mı lan? 27 plaka. Allah Allah. Doblo'nun şurada garip bir şey var. La? Buzdolabının içindeki kartonlardan var. Allah Allah. Bak 2000 model 1.8 ne var? Passat var. Görün dostlar. Muayenesi yeniymiş. Motoru 1.8'miş. 90.000 TL demiş. 272.000 kilometrede. Valla şuradaki Spring'le kıyaslayınca böyle bir araba 90.000 TL fiyatı makul yani. Şöyle bunu da çekeyim dostlar. Lastikleri falan idare eder. Yani o Spring'le kıyasladığımda 66.000 lira ona vereceğime üstüne biraz daha koyarım. Volkswagen Passat'a biniyorum derim yani. Bak 93.500 TL'ye ne var burada? Megane 2 var. 1.4 2005 modelmiş dostlar. Ama bunda da böyle kapotunda ama kaplama mı yapmış? Garip bir şeyler olmuş. Çelik çantlı falan böyle. Megane 2 var. Bakalım şimdi dostlar. 86.500 TL'ye 2006 model Connect var. Bunu da görün. Bu her zamanki gelen Mercedes gösteriş için burada. Yine geçen haftanın Duster'ı burada dostlar. 177.750 TL. Yanında keza Clio'muz var. O da öyleydi. Şurada dikkatimi çeken bir tane Fiesta var. Bu yeni. 93.000 TL. 2006. 298.000 kilometrede. Şöyle telefon numarasını çekeyim sizlere. Camda çatlak var. Hafif ama farları falan yeni duruyor. Önden böyle sanki tıklamışlar da farlar değişmiş gibi. Kış lastiği var üstünde. Bilginiz olsun. Hemen füzyon var yanında. Güzel arabadır. Onu da çekeyim şöyle. 143.000 TL demiş. 285.000 kilometrede 1.6 benzinli. Muhtemelen LPG'de var dedim ki. LPG ambleminde gördüm orada. Bakın Egea var. 247.800 TL demiş. 2017 model 1.3 101.000 kilometrede Egea. Şöyle görün bunu da. Telefon numarasını paylaşayım. Oraya bakalım lastik durumu falan güzel. Şöyle etrafında dönelim. Arabalar ön tarafa doğru dönmüş. Şimdi hemen şurada bir Megane 4 var. Megane 4'e bir bakalım. Megane 4 fena durmuyor. Otomatik mi? Değil. Muhtemelen kapısı da kapalı. Benzin LPG'li diye düşünüyorum. Evet, 325.000 kilometrede düzeltiyorum, 325.000 TL, 1.6 41.000 kilometrede 2018 Megane 4. Güzel fiyat. Bunu da şöyle kadrajımıza almış olalım. Bakın ne var? Linea var. Linea kar lastikli, güzel. Emotion pakete benziyor. Evet, Emotion paket. 2011 126.000 kilometrede. Telefon numarasını görün. İyi satışlar. Ondan sonra tavanda hafif solmaları mevcut. Bu da böyle kadrajımıza girmiş olsun. Bakın ne var? C4 var dostlar. Hasar kaydı falan yokmuş. 96.000 kilometrede. Vay, kilometresi çok güzel. 1.4 126.000 TL demiş abimiz. Farda hafif böyle buharlar mevcut. Onu da görün. Lastik durumu ister. Şöyle içine doğru bir geçelim. Kapısının açılması güzel. Evet. Şöyle iç detaylı temizlikle toparlanabilir. Güzel be. Sizin aracınız. Evet. İyi satışlar olsun. Kapısının kapanması falan gayet güzel dostlar. Arkadaş pazarlık konusunda da yardımcı olurum diyor. 35 plakaymış. C4. Şöyle aşağıya doğru gidelim. Hepsinden var. YouTube kanalında paylaşıyorum. Hepsinden var. Salı günü yayında olacak. Dostlar fena değil gibi rakamı. Pazarlık konusunda da kardeşim yardımcı olacağını ifade ediyor. Bunu da böyle görün. Şurada ne var bakın. Fluence var. Uzun zamandır çekmiyoruz Fluence. 2012 modelmiş. Fluence. Maşallah. 1.6 bir de. Yani benzin LPG'li. Ekstrem paket 240.000 TL. Ne yaptın hacım ya? Üf.
İkon paket değil, bir şey değil ya. Çok istemişsin. Evet, ne var ne var ne var. Şurada bir kedi var. Hadi gidip kediye bakalım. Bak Clio var dostlar. Sembol. 1.5 207 bin kilometrede. Böyle az yaksın. Ben yakıta para vermeyeyim diyorsan tavsiye edeceğim araçlardan. Fiyat yazmamış üstünde. Telefon numarası da yok. Güzel çelik çanta, yakışmış yani. Ondan sonra ne var? Eski Audi var bunda. 97 modelmiş. 125 bin TL demiş. 97 model 245 bin kilometredeki Audi'ye. Maşallah. Ağam bizle eğleniydi ya. Ağam bizle eğleniyor herhalde ya. Yazık günah. Evet, kediye bakalım. İzmir plaka kedi. 273 bin TL demiş abimiz. 175 bin kilometrede DSG varmış. Bakalım içi nasıl. Güzel bak. Görüyor musun? DSG'yi yapıştırmış kediye. Bunu kullan ya. Böyle oho. İçini de görün dostlar. Böyle koltukları moltukları falan güzel. Şimdi Volkswagen'de neyi seviyorum biliyor musunuz? Bak şimdi. Ticari olduğu halde bak şuralara, yani beli sarması, ticari olduğu halde beli sarması koltuklarının gayet başarılı. Bunu da böyle kadrajımıza almış olalım. Kapısı falan gayet güzel kapanıyor dostlar. Çelik çant koymuş. Lastik durumu gayet güzel. Bunu da böyle kadrajımıza almış olalım. Burada böyle bildiğin yere yapışmış Honda Civic var. Farları falan yeni. Şöyle fiyatını da görün. 115.000 TL demiş telefon numarasıyla birlikte. 2000 model şöyle yere yapıştırmış. Air'lı istiyorsanız Air'lı Honda var burada yani. Evet dostlar, Europa'yı hatırlıyorsunuz zaten. 58.700'e. Bak şimdi, ben oradaki Spring'e 66 bin lira vereceğimi bu arabayı alırım. Gerçi bu dizelmiş bu arada. O yüzden bir şey diyemiyorum. Şu Clio'da müzik çaldığı için o tarafa doğru gidemeyeceğim dostlar. Şöyle şimdi aşağıya doğru inelim. Bak bir Honda daha var. Hadi şu Honda'ya bir bakalım. Ne yazmışlar Honda'ya. Yanında da Toyota var. Honda'nın farları solmuş gibi. Ön tamponda böyle garip macunlar var. Kırılmış sanırım. 240 bin TL demiş. 212 bin kilometredeki 2010 model Honda'ya elegans paket sunroof var. Güzel fiyat. Bu ne? Burada da Toyota var. Bakın dostlar. Toyota Corolla 2015 benzin LPG. Fiyatını silmiş. Fiyatını silmiş. Şöyle yeni bir Focus geldi. Ha, bu geçenki nazar boncuklu Focus hatchback. Böyle bunu da görün dostlar. 534 401 7230 telefon numarasıymış. 109 bin kilometrede 260 bin diyormuş abimiz bu arada. 260 bin TL'ye bu Focus'u almak isterseniz az önceki telefon numarasından alabilirsiniz. Bir Corolla daha var. Bakın bu hafta bayağı bir Corolla var ha. Şimdi 300 bin TL demişler bu Toyota Corolla'ya. Merhaba, sizin aracınız mı? İyi satışlar olsun. Advance paketmiş dostlar. 2014 model 300 bin TL demiş abimiz. Maşallah, kapıları açık mı? Kapısını da açsın. Abimizin aracı, şöyle bunu da görün. Binici aracı dostlar. Al satçı değil abimiz belli. 180 bin kilometrede bunu da böyle görün. 300 bin TL'lik makina. Maşallah. Şöyle. Bunu da görün. Lastik durumu, yeni lastik ister dostlar. Ama abimiz muhtemelen zaten fiyatta yardımcı olacaktır. Sizin aracınız. Evet. Doğru mudur? Nasıl, böyle bir şikayetiniz falan var mı? Alıcısına yok. Böyle tavsiye edeceğiniz şeyler? Yok, herhangi bir sıkıntısı yok. Binici misiniz? Biniciydi, evet. Binicisiniz. Ne, satıp yenilemek mi istiyorsunuz? Evet, yenilemek istiyorum. İnşallah. Allah gönlünüze göre versin. İyi pazarlar. Dostlar, abimizin aracı güzel, temiz duruyor. Artık rakam konusunda sizin de pazarla oturursunuz diye düşünüyorum. Bakın ne var burada. 205 bin TL'ye 2015 model 167 bin kilometrede Step Bay var. Bunu da böyle kadrajımıza alalım. Güzel, temiz duruyor. Çiçek gibi. Şöyle kapısı açık mı? Kapısı kapalı. Ama heh, şimdi abimiz açtı. Şöyle arkadan da çekeyim. Park sensörü falan var. Lastik durumu fena değil. İçine de bir bakalım. Siyah siyah cam filmli böyle. İçini de görün dostlar. Step Bay'in
Güzel yani, böyle alınabilecek başlangıç seviyesindeki araçlardan. Dizel olması sebebiyle de zaten yakıtı az. İyi satışlar diliyorum, kolay gelsin. Evet dostlar, şöyle ne var? Boracı dayım var. Hadi Boracı dayıma doğru bir gidelim. Yeni yılını kutlayalım Boracı dayımın. Oo, Boracı dayım bulmaca çözüyor. Heh, gördü beni. Bunu biliyorsunuz, fenomen oldu. Yeni yılınız kutlu olsun. Teşekkür ederim, sizin de. Ne var ne yok, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Aynen, devam. Geldik bir pazar günü. İyi satışlar diliyorum, kolay gelsin. Mutlu yıllar. Devam çekmeye. Görüşürüz. Evet dostlar, Boracı dayımı hatırlıyorsunuz. Yine bir Boramız daha var. Hatırlarsınız, bu da geçen hafta vardı. Ha, lastiklerini değiştirmiş. Bak bak, lastikleri yeni. Sıfır lastik takmış. 98.000 TL demiş. E bak, fiyatını düşürmüş ha. Benzin LPG'li Bora 2000 model. Fiyatını düşürmüş. Sanki 110.000 yazmıştı buna. Şaşırdım. Ben şaşkın dostlar şu an. Düşürmüş fiyatını. Ne var? 233.500 TL'ye yine geçen haftanın Egea'sı var. 1.6 Multijet Urban paket dostlar. Bir de otomatikse tadından yenmez ha. Yok, otomatik değil dostlar. Ama şöyle içini de çekeyim size. Muhtemelen bu kiralıktan çıkma bu arada. Ya kiralıktan çıkma ama şöyle. Şimdi bu kiralık araçları tavsiye ediyorum. Niye ediyorum biliyor musunuz? Mesela işte bizde de var, bizim kurumda da var kiralık araçlarımız. Orada kesinlikle arabalar servis bakımlı. Yani şey değil, dışarıda bakım yaptırtmıyoruz. Servis bakımlı ve süren vatandaşlar da belli kişiler. O yüzden tavsiye ederim. Alınabilir yani, fiyatı makulse. Bakın burada da 2017 1.3 dizel var. 200.000 kilometrede 216.500 TL demişler bu Egea'ya da. Bunu da görün şöyle, kadrajımıza girsin. Ne var? Megane 2 var. Farlar bitik. Lastik durumu fena değil. 2007 benzin LPG. 1.4'müş dostlar. Bu arada bunu da görün. 291.000 kilometrede. Şurada siyah bir Honda var. Ona gidip bir bakalım. Yanında da Accent var. Accent'a bakalım. Honda'ya ne demişler? Honda'ya 230.000 TL demişler. Maşallah. Ne yaptın hacım ya? Şaka mısın ya? Fiyata bak. Az önce de Honda vardı. Bu ne ki yani? Ne farkı var? Anlayamadım. Ama bunu da görün. Lastik durumu fena değil gibi. Otomatik vites mi? Merak ettim. Kapısı açık mı bilmiyorum. Ama kapkaranlık. Otomatik vites değil. Kapısı da kilitli dostlar. Sunroof var alette. Bakın tek kapı. Accent Coupe. Böyle uzun zamandır kadrajımızda olmayan araçlardan. 75.000 TL demiş abimiz. 216.000 kilometrede 2001 model. Alınır benim ya. 265.000 TL'ye 2020 model 34.000 kilometrede Ford Courier var. Kahvaltı malzemeleri var üstünde. Bir sürü kuş pisliği vesaire var. Getirilmez. Ben getirmem öyle bir arabayı buraya. Şurada şu satılmayan Clio 5 var. 255.950 TL. Clio 5 6.000 kilometrede. Bunu da görün. 2020 model. Bu 1.0 olandı dostlar bu arada. Şöyle özelliklerini tekrar çekeyim size. Böyle en azından elinizde bir veri olsun. Şurada yine satılmayan Focus var. Satılmayan Fiesta var. Fakat fiyatta düşüş var mı? En azından onu çekeyim. Halen 260.000 TL. Maşallah. Şimdi de görün. 265.000 TL. Çok kötü ya piyasa. Hani bazı arabalarda bakın kalabalık var. Ama onlar da kuru kalabalık. Hiçbir işe yaramıyor bence. Satılmayan Aveo. Bak 49.000 TL'ye ne var burada? 49.000 TL demişler Uno'ya. Şöyle telefon numarası var mı? Yok. Aa, klimalı dostlar. Al işte. Heh. 49.000 TL. 97 model. Klimalı. Mis gibi. Al bin. Ayağını yerden kessin. Arabam yok dediğine değmez. Klimalı olması çok güzelmiş. Bunu da böyle kadrajımıza almış olalım. Bakın Golf var. Golf. 06 plaka Golf var. 105.000 TL demiş. 2001 model. Şöyle bunu da çekelim. 306.000 kilometrede. Maşallah. Kilometre canavarı olmuş.
Bunu da böyle kadrajımıza almış olalım. Kapısı açık mı bilmiyorum. Hiç açıkmış gibi görünmüyor ama içini merak edenler için bakalım. Yok, dediğim gibi kapısı kapalı dostlar. Şurada Corsa var. Ona bir bakalım. Corsa 1.4 güzel 2011 model 175.000 TL demişler dostlar. Corsa'ya sis farları kırılmış. Twin port. Şöyle bunu da kadrajımıza almış olalım. Lastik durumu fena değil gibi. Güzel 16 inç jant var üstünde. Şöyle kapısı da açık. Gayet güzel açılıyor. Böyle klimalı güzel. Tam böyle kadınlar için şehir içinde kullanılabilecek güzel makinalardan. Arkayı çekmiyorum. Abim var içinde. Böyle ses sistemi falan fena değil bunun. Ondan sonra ya Opel kalitesi bir kere. Tavsiye ederim. Ben severim Opel Corsa'yı. Makyajlı yüz zaten. Corsa D'de. Bu da böyle kadrajımıza girmiş olsun. Şurada Linea var. Ona bir bakalım. Yani zamanda 30 bin liralık, 25 bin liralık makinalardı bunlar 2 sene önce. Şimdi bakın ne kadar olmuş. 120 bin TL demiş. 246 bin kilometrede 1.3. Camlar filmli. Ondan sonra bir farlarda soluk mevcut. Muhtemelen top paket ya da başlangıç paketi. Kapısı açık mı? Bunun da kapısı kilitli. Sizin mi? İyi satışlar. Bunu da görün dostlar. O güzel Pioneer teyip koymuş üstüne abimiz. Böyle güzel teyip falan var içinde. Ha, arkada ses sistemi de koymuş böyle. Mayın tarlası var arkada. Bak doğru görün. 4X marka koymuş hoparlörü. Güzel. Direksiyondan ses var ya bunun. Direksiyondan da kumanda edebiliyorsunuz. Teyiple entegre mi? Yok onu şey yapmadım. Olmadı mı? Hmm, dolayısıyla o da yapılabilir mi? Değil mi? Bir parça takılıyor sanırım. Evet. Nasıl, memnun musunuz araçtan? Memnunum abi ya. Yakıt olarak az yapıyor. Yenilemek için mi satıyorsunuz? Alsatçı mısınız? Yok, ihtiyaçtan satıyorum. İhtiyaçtan satıyorsunuz. Evet. Anladım. Allah gönlünüze göre versin üstadım. Dostlar Linea'yı da görün. Böyle az yaksın. Vergisi düşük olsun. Bana çok masraf açmasın. Ondan sonra bakım maliyeti düşük olsun diyorsanız tavsiye edeceğim araçlardan 300-350 liraya bunun kilometre yağ bakımını yaptırabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Güzel de görünüyor yani. Fiyat konusunda bir şey diyemiyorum ama 2012 model Active Plus paket böyle. Hatta 95'likmiş bu arada bu dostlar. Bilginiz olsun. Evet. Hepsinden var YouTube kanalı. Hepsinden var. Salı günü yayında. Şurada. Şurada 209 bin kilometrede 125 bin TL'ye ne var? Megane 2 var dostlar. 1.6 dinamik paketmiş. Güzel duruyor. Fena değil. Fiyatına bir şey diyemiyorum. Bakın ne var? Az yaksın, çok kaçsın. DJ'miz Cielisa var. Lastikleri kötü. 2013 modelmiş. 183 bin 500 TL demiş. 100 bin kilometrede konfor paket. Bildiğiniz olsun. Konfor pakette çift hava yastığı var. Ama klima, ABS ve ESP mevcut, bilginiz olsun dostlar. Güzel çelik jantlı falan iyi olmuş. Hatta geniş yanak tabanlı koyduğu için yol tutuşu da bunun diğer Cielisa'lara göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yine geçen haftanın Honda'sı burada. 2013 model. 290 bin TL demişti bunu hatırlarsanız. Böyle 125'lik telefon numarasını da görün. Sunroof var. Şimdi bak aradaki farka bak. Arkadaki şu siyah Honda'yı mı alırsın? Yoksa bunu mu alırsın? Onun fiyatı da uçuktu hatırlarsanız. Bak 2020 model Astra var. 1.4 turbo. Of severim. 140'lık dostlar güzel gider. Buna da 285 bin TL demiş. Honda mı? Bu mu? İşte kendiniz karar verin bu yönde. Ön farda daha doğrusu şurada bir tıklama söz konusu olmuş. Ama yaptırılabilir kaskoyla. Güzel duruyor. Temiz duruyor. Lastikleri falan fena değil. Turbo olması da zaten deli gider bu makina. Şöyle hatta şöyle arkadan da çekelim. Egzozu falan çok başarılı duruyor. Egzoz çıkışı güzel, severim. Yol tutuşuyla falan güzel makinalardan. Evet şimdi şöyle aşağıya doğru inelim bakalım. Bakın ne var burada. Uzun zamandır çekmediğiniz doblolardan var. Merhaba. İyi, mutlu yıllar olsun. Teşekkür ederim, size de iyi seneler olsun. Cümlemize. Nasıl makina? Amin cümlemize. Paranın altında boğulduğumuz sağlık dolu bir yıl diliyorum evet, herkese. Sağlıklı ve huzurlu.
Safeline paket 2015 Tostar 197.000 TL demiş abimiz Doblo'ya. Telefon numarasını görün. Tertemiz duruyor. Hatasız boyasız olup aracımız normal piyasası 210 ile 230 arası. Fakat ev alacağım için ben rakamı uygun tuttum. Allah gönlünüze göre versin kredi inşallah. Malum biliyorsun oranlar evet. Yüksek. O yüzden düşük olan bir şey yok abi. Yapacak bir şey aracı yok. Aracı vermek daha mantıklı evet. Geldi bana. Dostlar. İçine beşine bakma. Ama güzel çok temiz duruyor maşallah. İyi bakmışsınız yani. Lastikleri falan gayet başarılı. Hepimize cümlemize inşallah. Bakın böyle içi falan tiril tiril belli ya. Binici arabası. Yani Allah ustamın gönlüne göre versin. İnşallah istediği evi de alır. Bak tertemiz. Ya mal kendini belli ediyor. İnşallah satabilir. Tabii fiyata bir şey diyemiyorum. 4 cam otomatik bu arada bunu da görün. Fiyatına bir şey diyemiyorum. Çünkü abim de satıp ev alacakmış. Şöyle bunu da görün dostlar. Arka görüntüsü de bu şekilde. Şimdi uzun zamandır kanalımızda olmayan bir makine var burada. Ne var? Bakın Passat var. Şu Passat'ı bir çekelim bakalım. Passat kapısı kapalı sanırım ama otomatik vites. Böyle cam tavan falan var. Güzel. Şöyle. Biz abone olduk hepsine. Teşekkür ederim. Hepsinden var. Şöyle R-Line paket diye de dostlar ön panjuru değiştirmiş. Güzel ama bu LED farlar Passat'a çok yakışıyor. Önden de basmış arabacı. Şimdi fiyata görün. Hop. Maşallah 735.000 TL 1.6 dizel. DSG bu arada dostlar. Telefon numarası da şurada. Bunu da şöyle çekeyim. İlgilenen olursa olabilir. Kaputta hafif böyle bir dalgalanma mevcut. Güzel Passat'ı da kadrajımızı almış olalım. Burada da böyle bir polomuz var. Polo basık. Bu da R-Line panjur koymuş dostlar. Böyle bunu da kadrajımıza almış olalım. Aa bakın ne var. Heh. Bak şimdi bak. Bizenon farlı. Megane 3 var. Hatchback dostlar. Bunu da böyle kadrajımıza alalım. Privilege paket 1.5 dizel 176.000 kilometrede hem de otomatikmiş. Ama fiyat yazmamı ha 255.000 TL demiş. Al işte az önceki flensi gördünüz dostlar. O flens mi yoksa şöyle Bizenon farlı EDC şanzımanlı böyle Megane 3 hatchback mi? Lastikleri falan fena değil gibi ama ister. Yani ben satın almış olsam bu arabayı 4 lastiği değiştirirdim. Şöyle içine doğru da bakalım. Aa işte elektrikli el freni olan paket olsaymış. Herhalde o da Privilege Plus diye geçiyor. Onu da biliyorsunuz navigasyon da geliyor. Ama güzel bak direksiyon simitinde falan yıpranma yok. Yani alınacak araçlardan. Bel destek ayarı falan hepsi var. Bunda hız sabitleyici, hız sınırlayıcı. Gayet güzel. Ve ben şeyi çok seviyorum Megane'da. Şurası çok güzel. Çok tatlı bir detay olmuş burası. Böyle yakıtı az. 110'luk. Çiçek gibi gitsin diyorsan tavsiye edeceğim araçlardan. Mesela bak arkada difüzörün olması güzel. İşte koltuk arkalarında böyle ceplerin olması güzel. Ondan sonra mesela şey var burada kolçak var. Arka koltukta oturanlar için bak. Bu da iyi bir ayrıntı yani. Seviyorum. Güzel alet. Yol sesi, motor sesi falan çok yok. Anahtarsız giriş çıkış. Yani hani böyle dolu dolu bir makina istiyorsanız böyle tavsiye edeceğim araçlardan. Bunu da görün. Park sensörlü, cartlı curtlu. Bagaj açık mı bilmiyorum. Şansını deneyeceğim. Bagajı da açılmaz ama bak bagaj da fena değil. Bagajı da görün. Tavsiye edeceğim araçlardan dostlar. Ve dediğim gibi az önceki Fluence yerine ben bu aracı tercih ederdim. Çünkü daha böyle gözüme diri ve güzel durdu. Fiyatı da makul. Evet şimdi Bizenon farları bunun çok güzeldir virajlarda. Bildiğin böyle hareket ediyor kedi gözü gibi. 2011 Ford Focus var 215.000 TL demiş. İşte mesela kıyaslayın yani onu mu alırsın bunu mu alırsın. Bunu da kadrajımıza almış olalım. Şimdi biraz hızlanacağız. Aşağıya doğru inelim bakalım. Değişik bir şey var mı? Şurada yeni Clio var. Geçen hafta da vardı hatırlarsınız bunu. Şöyle Clio 5 1.3 TC'ydi. 327.000 TL yazmış abimiz. Rengi falan çok güzel ben buradayım diyor. Bunu da böyle kadrajımızı alalım. LED paket var üstünde. Yine Opel Astra'mız var. 2016 dizel otomatik 317.000 TL fiyat biçmişler.
Şöyle görün, 88.000 TL demiş. Şimdi düzeltiyorum, 88.000 kilometrede. Kapısı kilitli, otomatik vites, içini çekmek isterdim. Lastikleri kötü, bilginiz olsun. Yeni lastik ister. Pazar hafif hareketlenmeye başladı dostlar böyle. Şunu da göstereyim. Az önce kuru bir kalabalık var diyordum ama hafif hareketlenmeler başladı. Şimdi bakalım neyimiz var. Evet, aslında bu haftalık yeter diye düşünüyorum. Dostlar, hepsinden var YouTube kanalımızda. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.